4 Eylül, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan manda ve himaye fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü. Bu kongreyle bir ulusun kurtuluşunun temelleri atılmış, daha sonra 9 Eylül 1922'de büyük bir zafere kapı açıp 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen sürecin tetikleyicisi olmuştur. O yüzden Sivas Kongresi çok önemlidir. Sivas Kongresi bu bina içinde yapıldı. Sivas Lisesi'ydi. Şimdi Atatürk ve Kongre Müzesi şekline dönüştürüldü ve içerisinde Kurtuluş Savaşı dönemindeki kullanılan eşyalardan, silahlardan oluşan bir müze var. İşte burası oturma odasıymış. Bu da Atatürk'ün yattığı mütevazi oda. İşte bu salonda o büyük kararlar alındı. Videonun sonunda o kararları metin halinde yayınlıyorum. Dileyen okuyabilir. Pauz ede ede okuyun. Hızlı akıyor çünkü biraz. Atatürk burada otururmuş. Burada da işte kağıtlar vesaire sanırsam. Çok güzel bir restorasyondan geçmiş. Çok beğendim. Keyifle gezdim. Sivas'a yolunuz düşerse siz de mutlaka uğrayın. Her bir odaya Kurtuluş Savaşı'nın bütün aşamalarını resim ve yazılarla anlatan bölümler açmışlar. Burası da PTT Müzesi. O dönemlerde kullanılan teraziler falan. Biliyorsunuz önce Amasya tamimi Samsun'a çıktıktan sonra ardından Erzurum Kongresi, en son da Sivas Kongresi. Fondaki müziğin bestesi bana ait. Sivas Kongresi Erzurum Kongresi kararlarını genişleterek tüm ulusu kapsar bir nitelik kazandırmış, yeni bir Türk devletinin kuruluşuna temel